Merhabalar. Müşteri ve stoklarımıza kampanyalar nasıl oluşturabiliriz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya diğer logosu üzerine tıklayarak arama alanımıza kampanya yazmamız durumunda satış ve fiyatlandırma altında bulunan kampanyalar ekranımızı çalıştırırız. Burada birden fazla fiyat kartına tek bir işlemde oluşturmak mümkün olacaktır. Listemizde görmüş olduğunuz daha önceden oluşturulan kampanyaların listesi mevcuttur. Buradan kampanya açıklama dahilinde başlangıç ve bitiş tarihleri ve kampanyasını uygulamak istediğimiz ilgili carilerimiz ve diğer bilgilerimiz yer almaktadır. F4 komutu altında bulunan malzeme ve hizmet seçeneklerinde farklı kampanyalar oluşturabilir. Malzeme seçeneğinde malzeme alış, satış, malzeme fişleri, hizmet seçeneğimizde hizmet satış ve alış seçeneklerinde kampanyalar oluşturulabilmektedir. Malzeme satış üzerine bir kampanya oluşturmak istediğimizde genel bilgilere baktığımızda görmüş olduğunuz tür alanı default olarak gelmekte, yapacağımız işlem olan malzeme satışa ait kampanyamıza bir kod belirleyerek daha sonrasında ilgili malzeme satış kampanyamızın açıklamasını bu alana girerek örneğin %50 Kasım kampanyası gibi. Daha sonrasında kampanyamızın geçerli olacağı başlangıç ve bitiş tarihlerimizi ilgili alanlarımızdan belirleyerek, önemli ise de saat bilgilerimizi bu alanlardan belirleyip, öncelik sırasına geldiğimizde kampanya içerisindeki cari kart, cari grup kodu ya da stok ile ilgili bir başka kampanya içerisinde aynı özellikler var ise öncelik sırasında buraya gireceğimiz değere göre ilgili kampanyalar kullanılmaktadır. Buradan öncelik sıralarımızı da belirledikten sonra kampanyamıza yetki kodu vererek kullanıcılar arasında kısıtlandırılmasını sağlayabilir, seçeceğimiz şube bazında kampanyalar oluşturabilir veya malzeme bağlantılı bir kampanya oluşturmak istiyorsak listeden ilgili malzeme bağlantımızı seçebilir. Ödeme planı tanımlaması yaparak kampanyamızı belirli bir ödeme planı üzerinden çalıştırabilir. Mağazalar listesinde seçeceğimiz listelere göre ilgili mağazalarda kampanya kullanılması sağlanabilmektedir. Cari hesap bilgilerine geldiğimizde ise buradan tek bir cariye ilgili işlemi sağlayabilir veya cari grup kodları seçerek ilgili gruplara kampanya işlemi uygulayabilir. Birden 10'a kadar özel kod listesinde tanımlanan carilere bu kampanyayı uygulayabilmekteyiz. Belirli bir cariye uygulamak için listeden ilgili cariye seçimimizi yapıp daha sonrasında fiyatlar alanına geldiğimizde kampanyamızı uygulayacağımız stokları barkod okutarak ilgili ekranımıza çağırabilir veya kart kodu listesi içerisinden kampanya uygulayacağımız ilgili ürünü seçebilmekteyiz. Burada seçeceğimiz fiyat türünde sabit fiyat seçmemiz durumunda stok kartından bağımsız bir fiyat girmemiz gerekmektedir. Opsiyonel fiyat seçmemiz durumunda ise stok kartı içerisindeki son alış ve son satış değerlerine göre fiyat artırılıp azaltılabilir. Opsiyonel fiyat türünü seçip daha sonrasında fiyat grubu kodu listesine gelerek tanımlayacağımız kampanyalara ait bir gruplandırma oluşturmamız gerekmektedir. Burada mevcut bir grup listesini incelediğimizde vereceğimiz bir kont ve daha sonrasında kodumuza ait açıklama ile seçilecek fiyat türlerinden ilgili satış fiyatlarımızı belirleyip F2 kaydet dememiz durumunda ve ilgili işlemimizi seçmemiz durumunda kampanya listemize gelecek. Burada tanımlı fiyatımızın satış fiyatı olacağını, uygulanacak fiyat yüzdelerimizin artırılıp azaltılabileceği, uygulayacağımız kampanyada %50 değerinde bir indirim olacağından dolayı 50 değerimizi girip, varsa ikinci bir indirim değerimizi girerek ve daha sonrasında alış fiyatlarımızı ve satış fiyatlarımızın karşımıza gelmiş olduğunu görmektesiniz. Kolonlar alanından ilgili listelere baktığımızda takibini gerçekleştirdiğimiz bir açıklama mevcut ise kontrol tuşu veya seçim işlemi ile liste ekranımıza getirebilir. F2 kaydet dememiz durumunda ilgili kampanyamız kaydedilmiş bulunacaktır. Kampanyamızın nasıl çalıştığını görmek için yeni bir sekme açarak fatura listemize gelip buradan F4 ekleyerek bir satış faturası düzenleyelim. Kampanyamızda geçerli olan ilgili carimizi liste içerisinden seçip daha sonrasında kampanyamızı uyguladığımız stok kartlarımızı seçerek burada
Oluşturacağımız miktar değerimizden sonra yukarıda görmüş olduğunuz fiyat grubu alanından fiyat grubu tanımladığımız %50 kampanyamızı seçerek görmüş olduğunuz gibi indirim kolonu üzerinde %50'lik bir değerde indirim olduğunu, alt toplamlara da baktığımızda indirim %50 değerinde ve gelen tutar karşımıza gelmekte. Toplam vergiler dahilinde genel toplamda da KDV oranlarını alarak karşımıza geldiğini görmekteyiz. Daha sonrasında F2 kaydet diyerek ilgili satış faturalarımızı düzenleyebilmekteyiz.